takdim konuşmalarını yapmak üzere Tufan Beyli Belediye Başkanımız Sayın Avukat Remzi Ergül'ü davet ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Bakan Yardımcım, Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, AK Parti İl Başkanım, AK Parti ve MHP ilçe başkanlarım, değerli meclis üyelerim, kıymetli mahalle muhtarlarımız, değerli vatandaşlar, sevgili Tufan Beyliler. Bugün burada Tarım Bakanlığı İFAD uygulaması kapsamında kırsal dezavantajlı bölgeler uygulaması ile ilgili Tufan Beyliğimize yapılacak olan bir yatırımın temel atma inceleme törenindeyiz. Sayın Bakanım, Tufan Beyliği çok sevdiğinizi eskiden beri biliyoruz. Bir kez daha bizi onur ettiniz, şeref verdiniz. Hepiniz ilçemize hoş geldiniz, saygılar sunuyorum. Sayın Bakanım, bu proje daha önce burada bir pazar yerimiz vardı. Aşırı kar yağışından dolayı yıkılan bir pazar yerinden sonra belediye olarak arayış içerisine girdik. Ödüllü yarışma yöntemiyle bir proje hazırlattık. Belediyemiz tarafından hazırlanan proje yapım maliyeti olarak bizim bütçemizin biraz üstündeydi. Tarım Bakanlığımıza sunduk. Sizlere, şahsınızda Tarım Bakanlığına, önceki dönem Tarım Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz ilçem adına. Projemiz kabul edildi. İFAD uygulaması kapsamında yapımına başlandı. Gerçekten vizyoner ve kapsamlı bir proje. Yöresel ürünler köy pazarı adı altında yapılan bu proje ile köylü üreticilerimiz modern şartlarda güzel bir ortamda ürünlerini sergileyecekler. Burada diğer esnaflarımız da satış yapacaklar. Değerli Bakanım, Tufan Beyli bakir bir bölge, biliyorsunuz yöresel ürünleriyle öne çıkıyor. Asıl öne çıkan bir ürünü var, beyaz fasulye. Sayenizde belediyemiz tarafından hazırlanan Sayın Valim'in destekleriyle, Çukurova Kalkınma Ajansımızın destekleriyle fasulye ve barbunya, nohut, tüm bakliyatların eleme paketleme tesisini kurduk. Bu sezon tam sezonu yakalayamadık ama bundan sonra inşallah bütün bakliyatlarımız coğrafi işaretli şekilde Kozan Ticaret Odası bünyesinde coğrafi işaret oluştu. Marka tescili yapıldı. İnşallah Tufan Beyliğimizin bakir bölgenin güzel ürünlerini ulusal ekonomiye kazandırmaya çalışıyoruz. Belediye olarak her zaman çiftçimizin yanındayız. Kanal temizliğinden, arazi yollarından, yükleme rampalarından, bütün araçlarımızla, gereçlerimizle, personellerimizle değerli çiftçilerimizin, emekçilerimizin her zaman yanındayız. Ben bu eserlerde ve Tufan Beyliğimize son yıllarda yapılan onlarca vizyoner eserde katkılarından dolayı asıl bu eserin asıl mimarı, Türkiye'nin büyük mimarı, İFAD uygulamasını Türkiye'de başlatan ve şu anda gündemimiz tarım sayamayacağımız şalt sahasıyla ve bir sürü yatırımlarıyla ilçemize gerçekten vizyon kazandıran değerli Cumhurbaşkanımız, Türkiye lideri, dünya lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ilçem adına şükranlarımı sunuyorum. Sayın Bakanım, fazla zaman almadan sulamayla ilgili, su değerleriyle ilgili çok ciddi çalışmalarınız var. Buna önem veriyorsunuz. Burada Şar Köyü'nden gelen ve kapalı sulama sistemi şeklinde yapılacak olan sarı suyunu Tufan Beyli Ovası'yla buluşturmaya hedefleyen projemiz sayenizde vermiş olduğunuz talimatlarla etüt proje çalışmaları başladı. Değerli milletvekilim Abdullah Doğru Bey burada. Komisyonda bizzat ilgileniyorlar. İl Başkanımız Mehmet Ay Bey sağ olsun taleplerimizde her zaman yakından ilgileniyorlar. Etüt proje çalışmaları başlamış durumda. Sizlere müteşekkiriz. Tufan Beyli adına bir kez daha teşekkür ediyoruz. İnşallah yaklaşık 60 bin dekar araziyi sulamaya hedefleyen sarı suyunu, boşa akan suyu Tufan Beyli Ovası'yla buluşturmaya hedefleyen projenin
bir an önce yatırım programına alınıp hayata geçirilmesini istiyoruz. Bunda hükümetimize, sizlere çok güveniyoruz. Tufan Beyliği milli ekonomiyi gerçekten sulak alanlarla büyük bir vizyonla buluşturacak bir proje. Bir konu daha var Sayın Bakanım. Sokak hayvanları biliyorsunuz Türkiye'nin, Tufan Bey'in gerçekten kronik sorunları halinde. 5 dönüm tahsisli bir araziye belediye olarak kısırlaştırma, rehabilitasyon ve bakım, geçici bakım ünitesi oluşturduk. Yapımı tamamlandı ancak buna ruhsat alınması lazım ve bazı eksikleri var. Burada bütçemizde biraz zorlanıyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüze, Genel Müdürlüğümüze müracaatımızı yaptık. Sayın Valimize konuyu arz ettik. Bu konuda da sokak hayvanlarımızı daha iyi bir ortamda koruma ve üremelerini aza indirmek, önlemek için belediyemize desteklerinizi bekliyoruz. Desteklerinizi vereceğinizden eminiz. Bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanı olarak 1500 rakımlı küçük ilçemiz ama şirin ilçemiz Tufanbeyli'de bizleri onur ettiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sağ olun.